Onurlu yaşam YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar çok yoğun mesaj aldık ee, teşekkür ediyorum her şey için uzun süre belki de bir ünümüzü özledik ee, biraz ara vermiş gibi olduk ama bugün inanın ki videoya doyacaksınız. size çok güzel bir içerikle geldim hadi videonun detaylarına girelim bugün biraz konsepti değiştirdik daha böyle nasıl diyeyim evden kareler sergilemeye çalışacağız. Bugünkü konumuzun detayı arkadaşlar British ırkı. E, bununla ilgili çok soru aldım. E, arkadaşlar British ırkının özellikleri nedir? Ben yeni bir kedi sahipleneceğim. Nasıl bir kedi sahiplenmem gerekir? Dişi mi? Erkek mi? E, benim kedim Scottish mi? Başka bir ırk mı? Bunu görsel olarak size anlatmaya çalışacağım. Bir de takdir edersiniz ki e, belki de çok özlediniz ama size bütün e, kadroyu göstermeye çalışacağım. Özellikle Yeni, yeni yavrular elde etmek için güzel bir ebeveynler almıştık. Onları uzun zamandır bekletiyorduk. Bugün size onları da anlatmaya çalışacağım. Ee, bir de e, yeni yuvalarını bekleyen e, güzel yavrularımız var. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. E, hadi hep beraber onları görelim. E, şimdi British ırkı ile ilgili birçok soru aldığımı söylemiştim. E, değerli arkadaşlar British ırkı özel bir ırk. Yani e, bugün... E, Tırnak içine söylüyorum bir pet shop'tan ya da annesinin babasının belli olmadığını ya da annesinin babasının ne olduğunu bilmediğimiz bir kedinin bir itiş olma ihtimali çok düşük. Ee, şöyle anlatmaya çalışmışım daha önceki videolarda. Ee, biliyorsunuz ki bizim kedilerimiz e, derneklerle beraber kan atlının ta takip edildiği ve korunduğu bir ırkla beraber bu yetiştiriciliği yapmaya çalışıyoruz. 64 tane minimum diyorum 64 tane yani 5 tane jenerasyonun bir itiş ırkı olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu 64 tane e, atanın herhangi bir tanesi yani birinci jenerasyon annesi babası, annesinin babası annesi, onun dedesi ve e, diğerinin anne tarafından gelen kanatlılar herhangi bir tanesi arkadaşlar bakın altını çiziyorum. Bir tanesi Scottish Strike ya da Scottish Fold olursa o kedi British olamıyor. O kedi Scottish Straight olarak adlandırılıyor derneklerde. Dolayısıyla sizin herhangi bir Yerden aldığınız Annesini babasını bile bilmediğiniz bir kedinin British olma ihtimali Arkadaşlar yok denecek kadar az O yüzden bana Instagram'dan ve Youtube'dan Ulaşıyorsunuz ve sorular soruyorsunuz Fotoğraflar atıyorsunuz benim kedim British mi diye Benim onu bilme şansım Arkadaşlar bu e, konu kadar e, Uzak ihtimallerle beraber Siz bilmiyorsanız benim bilme ihtimalim Çok daha az e, Şunu da söyleyeyim bugün e, Dışarıda herhangi bir yavruyu görseniz Yani bir aylık bir yavru bütün kediler birbirine benziyor. Onların kını bilmekle ilgili bir yetkinliğe sahip bir gözümüz yok. Bunları genetik testlerle beraber belirleyebiliriz. Ama kedi büyüyünce ne olacağını arkadaşlar annesine babasına bakarak belirleyebiliyoruz. Bugün bana yağlı kedi sahiplenmek için yazan arkadaşlarıma ben annesini, babasını, dedesini, büyük babasını, büyük dedesini atıyorum. Bu kedi bunun gibi olacak diyorum. Ben alabiliyorum ama sizin elinizde yetişen bir kedi ya da başka bir yerden aldığınız kediyi ben bile alıyorum. Gelin size... British ırkı nasıl olur? Ee, Yavruları nasıl olur? Bunların anne babası nasıl olur? Hadi bu videoda da gösterelim. Gelsin mi? Gelsin bence. Değerli arkadaşlar. E Son dönemde e Bili biliyorsunuz lilak kediler biraz e popüler oldu. E Benim de ilk lilak kedim ama lilak kediler arasında biliyorsunuz renk ayrımları var. CY12 arkadaşlar. British, Longhear, CY12 yani Superior Class Latte CY12 bir yavruyu görüyorsunuz arkadaşlar bakın Göz hatlarına bakın tamam mı ee, Gözler yuvarla Kulaklar minicik ve yana doğru Şu açıda durması gerekiyor ee, Pati önlerine ve pati Arka patilerine bakıyorsunuz Renk avuç içi gibi bir renk Kuyruk içi ve kuyruk tüylerine baktığınız zaman Ceyye kediler nasıl olması gerekiyor Lilak kedi nasıl olur Arkadaşlar çok değerli bir renk Bütün çekinik genlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir renk ee, Benim için özel bir yavru Özel bir, bir renk ee, birçok arkadaşım sordu ama istenilen değeri görmediği sürece benim kadromda kalacak yetiştiriciliğime devam etmeyi düşündüğüm bir bebek hem karakter olarak hem huy olarak da çok güzel ee, ben net söyleyeyim ee, Barbara ve Anaki'nin e, bebeklerinden şöyle yaklaştırayım isterseniz o kadar güzel bir bebek ki ee, yani ben kendimi ayırabilirim ama e, bugün e, derneklerle beraber yetiştiriciliğe başlayan bir arkadaşımın kadrosunda bulunursa de tap noktada kendini konumlandırabileceği bir bebek. O yüzden özel bir bebek. Arkadaşlar, British Shirk böyle olur. Tamam mı? Yani böyle e, kulaklar anten gibi, e, gözlerin çekik olduğu kedilere British diyemeyiz. Anne babası ve ataları yine söylüyorum, British olmak zorunda. E, bu British Longhair. Bir de longhair ve shorthair kavramını e, birçok arkadaşım karıştırmış. E, onunla ilgili sorular da geldi. Arkadaşlar, İngilizceden geliyor. Longhair uzun tüylü, shorthair kısa tüylü. Bu Persiyan'da olabilir, Scottish'de olabilir. Her kedinin short hair ve long hair ee, çeşitleri olabilir. Bizdekiler hepsi British. Diğer kardeşine girelim. Evet, Ladd'inin ee, Latte'nin kız kardeşi, ee, Latte erkekti arkadaşlar, onu belki söylemedik ama e, ee, Superior Class AY11 ee, Luna. Luna da arkadaşlar yine Dilisyon bir kedi. Eee. Blue Golden diye geçiyor arkadaşlar. Blue'nun, Golden'ların kendi içerisinde renkleri var. Bu kız da çok özel. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine söyleyeyim göz rengi. Arkadaşlar yeşil olmasını bekleriz ve yeşile döndü. Hala yavru olmasına rağmen. E, doğum tarihini de söyleyeyim. 08.06.2023 doğumlu. E, yine Barbara ve Anaki'nin kızlarından. Yine özel e, benim gibi keteri yani uluslararası yetiştiricilik yapmayı düşünen arkadaşlar için beklettiğim güzel bir kız. Güzel. Instagram sayfamızda çok paylaşamadık ama görsellerini e, gösterelim. Arkadaşlar biz kedilerimizin e, fotoğraflarıyla, videolarıyla çok oynamıyoruz. Gördüğünüz şekliyle size rest etmeye çalışıyoruz. Luna da bence harika bir bebek. O yüzden kendi özel ailesini e, bulana kadar bizimle beraber devam edecek. E, diğer yavrulara gelelim. Evet, e, Limon ve Anaki'nin e, kızlarında Superior Class Mindy NY11 arkadaşlar. Mindy'nin arkadaşlar gözleri kocaman harika bir e, tipi var Bunu basık şöyle göstereyim çesinin e, birebir aynısı olacak kürk rengi açısından Çok sakin bir bebek Benim de favorilerim arasında Gel bakayım e, Golden renk severler için özellikle klasikçiler için bence harika bir bebek e, Gözlerinin güzelliğine bakar mısınız? Kızım Bir de bunun başka bir kız kardeşi var Hadi onu görelim hızlıca Arkadaşlar süper class Klas Mitsi AY12. Bu da güzel bir dişi. Ee, yine limon ve anakinin bebeklerinden. Arkadaşlar göz rengi harika. Genelde dilisyon kedilerin göz rengi açık olur derler ama öyle değil. Ee, şunu ekleyin iki tane kardeşi daha vardı. Biz video çekene kadar onlar sahiplerine ulaştı. Bir tanesi NY12. Bir tanesi de e, NY1130 ya da AY1130 Şu anda aileleriyle birlikte. Onların da fotoğraflarını bulabilirsem eklemeye çalışayım. Şimdi e, sürpriz ebeveynleri göstereceğiz size. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bu tombiş kız e, Purusov Keterin'in kızlarından Tarkan abinin kızlarından diyelim. E, 1133 Long Hair bir Long Hair bir kız. E, harika bir bebek. Ben bunun fotoğrafını paylaşmamıştım. Yaklaşık bir e, birkaç aydır bende. Umarım güzel bebeklerini alacağız. Ee, şimdi size güzel bir erkek göstereceğim. Onunla eşlemeyi düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi kulaklar minicik. Ee, Barbara'nın da kuzeni diyelim arkadaşlar. Barbara'nın teyzesinin kızı. Belki hani tabirler böyle kedi de amcasının kızı, teyzesinin kızı gibi olmuyor ama Barbara'nın teyzesinin kızı diyebiliriz. Ee, çok özel bir bebek. Şöyle renklerini de göstereyim. Çok sakin. Biblo gibi. Tonmuş bir, obi, olur bir kız. Göz rengini de göstereyim. Göz rengi çok güzel. Dip blue diyebiliriz. Ee, ben bebekleri çok merakla bekliyorum Şöyle de koyayım bakayım ee, Harika tatlı güzel bir kız Şimdi e, Yeni aldığım Krasnodar'dan, Yurt dışından getirdiğim özel Erkeğisinle e, paylaşacağım Onun da fotoğraflarını paylaşmıyordum Bu anı bekliyordum Şu anda e, bence ulaşabileceği potansiyelinin %50'sinde ama Bir dahaki sene bence asıl e, Görselini göreceğiz Hadi onu görelim Değerli arkadaşlar, Holy Land, NY12 ee, erkeğimiz. Ee, yeni yavrularımızın babası olacak. O daha şu anda bir yaşında. Ee, NY12 kelinin ne kadar güzel olabileceğini görün. Kök rengine bakın. Tam bir portakal. Tam bir portakal. Harika bir erkek. Karakteri de çok güzel. Şöyle koyayım. Ee, şu an normalde salonda kalıyor. Bu odada kalmıyor. Ee, dışarıda da bir inşaat işimiz var. O gürültü geliyor bilmiyorum sizlere ama. Oradan biraz tedirgin oluyor. Yavrular da oynuyor. Şöyle göstereyim. Ee, bence yamakları daha tam oturmadı. Oturunca e, babası Instagram'da var. Annesi de var. Babasını geçecek. O potansiyelini görerek almıştım. Ee, yaklaşık 5-6 aydır da fotoğrafını paylaşmıyordum. Videoda ilk kez Instagram e, hesabında paylaşmayıp sizler yani YouTube hesabında beni takip eden değerli arkadaşlarım için paylaşıyorum. Ee, onun bebekleri e, Eva ile olacak Yine NY12 Güzel long hair bir kızımıza eşeceğiz Eva ile gösteririz ee, Bilmiyorum yorumlara Bence Dizel ile ilgili bir şeyler yazmanızı isteyeceğim Dizel'in yanaklarını Gözden arkadaşlar tam bir pofidik <laughs> Tam bir kocaman Şöyle göstereyim arkadaşlar bir British böyle olur işte tamam mı Yavrular da annesi babası gibi olur Dize, dizenin rengine bakar mısınız? Küp rengine, kafa şekline, göz rengine. Arkadaşlar, yem yeşil. İşte bizim golden kedilerde beklediğimiz göz rengi bu. Bir etiş kedi nasıl olur? Arkadaşlar ben size bunu gösteriyorum. Bir arkadaşım yazmış. Bize diğer kedileri göster de kıyaslayalım. Arkadaşlar ben bir gösteriyorum. Siz diğer kedileri bulun, ondan kıyaslayın. Ee, bilgiye ulaşmak o kadar kolay olmamalı ama ben her şeyi paylaşıyorum. Evet, güzel. Hadi görüşürüz. Bye. Arkadaşlar Superior Class ne 123 Eva. Eva'yı bir önceki videolarımda paylaşmıştım. Ee, Eva yazdan çıktı ve tüylerini yeni toparlıyor arkadaşlar. Dizelle birlikte eşlemeyi düşünüyorum. Yakında bence kızana girecektir. 2 Neye 12'den çok güzel bebekler çıkacak. Ee, ben de heyecanla bekliyorum. Nasıl kediler çık? Göz rengi harika. Bence Anaki'nin kızı ve Limon'un kızı. Anakinin babasının kopyası oldu. O yüzden benimle beraber kalacak. Ee, birkaç aya da herhalde güzel haberleri sizinle paylaşırım. Ee, bir tane daha erkek göstereceğim size ve son olarak arkadaşlar British kedilerle ilgili son e, açıklamaları yapalım. Sonrasında da e, sohbeti devam edelim. Arkadaşlar Superior Class e, neye 123 33 Gibson e, Gibson benim yetiştirdiğim bebeklerden bir tanesi. Arkadaşlar yanaklarına kulaklarının küçüklüğüne bakın. Kendime ayırdığım bir üreç. Ee, bence harika bir girişim gösteriyor. Daha bir yaşına gelmedi. Ama çok iri. Ee, bu zamana kadar ki yetiştirdiğim en iri bebeklerden bir tanesi diyebilirim. Bırak oğlum. <laughs> çok kameralar alışık olduğunu söyleyeyim ama uzun zamandır göstermediğim için tekrar göstereyim. Yanaklarının büyük e, büyüklüğüne, kulaklarının küçüklüğüne bakın arkadaşlar. Scottish Fold gibi. Ve burada en önemli olan şeylerden bir tanesi göz rengi. Ve göz büyüklüğü ve yuvarlaklığı arkadaşlar. Göz rengi Dip blue. Kocaman ve yuvarlak. Arkadaşlar. Bir erkek merkeze koyulabilecekse işte bu erkek konur. Tamam. Sonra bunu söyleyelim. Dipsini ee, çok stres sokmadan arkadaşlar. Onu yerine koyuyorum. Ee, sonra küçük bilgilerle devam edelim. Arkadaşlar bir ırkının görsellerini de paylaştık. Nasıl olması gerektiğini de söyledik. Son olarak şunları ekleyelim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar ben yüksek mühendis olduğum daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ve e, sonrasında e, veteriner teknikerliği okudum. Kedilerimi daha iyi anlayabilmek için. Hatta DGS'ye de girip veteriner hekimliği de kazandık. Ama işimiz gereği gidemedik. E, bu süreç içerisinde e, stajımız da oldu. Cöberts veteriner kliniğine buradan selamlar olsun. E, bu formaları... Ee, bizlere ulaştıran arkadaşlar Özcan Medikal, Fazlı Özcan Medikal'e selamlar olsun. Ee, ailemiz her geçen gün büyüyor e, arkadaşlarım. Bize verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Uzunca bir süre görüşememiştik. Bu süreçte işte, videolara yorumlarınız, e, özel aramalarınız, Instagram'dan ulaşımlarınız benim için çok kıymetli. Umarım bu videoda istediğiniz her şeye çıkmayabilmişimdir. E, çok teşekkür ediyorum. E, şunu son olarak şunu ekleyip arkadaşlar British ırkı özel ben bu zamana kadar hani bir bedenle ilgili hiçbir şey söylememiştim ama şöyle söyleyeyim Ben ilk kedilerimi aldığımda 5000 dolarlar 5000 eurolar gibi rakamlar verdim e, Bu aynı e, Sezer'e biliyorsunuz ki atlarla beraber çıktı Bugün yarış atlarının rakamlarını çok iyi biliyorsunuz Aynı özellikle kediler yani ırkının en iyi özelliklerini taşıyan e, varlıkları elde etmek istiyorsanız Bunun bir bedeli var bunun bir e, nasıl diyeyim fedakarlık etmeniz gereken bir süreçler var Bizde en iyileri var bizde en güzelleri var şampiyonları var o yüzden e, biz kameranın karşısına geçip e, her şeyi şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz e, bu aileye katılmak isteyenlere kapımız açık ama arkadaşlar biz herkese e, hizmet sunamıyoruz bunun da altını çizeyim bizim ailemizde özel insanlar var bizim e, ailemizde özel kediler var bu kedilerden e, kendilerini nasıl diyeyim arkadaş edinmek isteyenler bize zaten nasıl ulaşacaklarını çok iyi biliyorlar herkese selamlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Oh and... my